Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün AK Parti'yi konuşacağız. AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sayın Gökhan Ülke canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle hem Türkiye gündeminde hem de Kayseri gündemindeki konuları konuşmaya çalışacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun İsmail Bey. Nasılsınız, iyi Sağ olun, misiniz? sizler de iyisiniz Sağ inşallah. olun, teşekkür ederiz bizler de. Başkanım artık yavaş yavaş seçim satına girdik. Belki resmi başvurular henüz başlamadı ama milletvekili adaylığı düşünenler vesaire bir hareketlilik oluşturdu. Bunu değineceğiz ama önce ne yapıyorsunuz ilçe teşkilatı olarak? Sahada mısınız, kenara çekildiniz, oturuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Buradan başlamak isterim. Teşekkür ediyorum. Aslında AK Parti teşkilatlarının tamamı için söylüyorum. İlçe teşkilatları, il teşkilatı, mahalle teşkilatları seçimden çıktıktan sonra bir sonraki seçim için rutin ve seçime yaklaştıkça rutin üstüne çıkan yoğun bir çalışma temposu içerisinde zaten. Bu anlamda biz haftanın 3 günü yönetim kurulu toplantılarımız var. Bir ana kademe yönetim kurulu toplantısındaki organizasyonla Salı günü tüm Türkiye'de ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu toplantı günüdür. Salı günü parti kurulduğundan beri. Çarşamba ve Perşembe günleri gençlik kollarımız ve kadın kollarımız kendi organizasyonlarını yapar. Aynı gün ve haftanın geriye kalan günlerinde de özellikle mahallelerde kalabalık toplantılar ve ev ziyaretleri şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da hem o kalabalık toplantılarda hem ev ziyaretlerinde gördüğümüz tablo açıkçası anketlerin bize söylediklerini de teyit eder şekilde. Çünkü biliyorsunuz 6-7 ay önceki anketlerde AK Parti'nin oyları biraz daha sabitti ama sonrasında büyük bir tırmanışa geçti. Şimdi biz sahada insanlarla sohbet ederken, onlarla dertleşirken şunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir sevgi, büyük bir ona karşı beğeni söz konusu. Ama aynı zamanda siyaseten de bu 6-7 aydır atılan adımların sahada da karşılığını rüzgar olarak arkamızda hissediyoruz. Evet, o rüzgara geçelim. O rüzgarlardan birisi EYT mi oldu? EYT oldu. Maaş zamları oldu. Onun dışında belki bizim EYT, istikrarımız oldu. Evet. Sayın Mustafa Elitaş bizden zaman istemeyin gibi bir açıklama yaptı. Bunu da muhalefet ya da o çevreler şöyle kullanmaya başladı. EYT çıkmayacak, sadece gazı almak amacıyla söylediler. Seçime kadar bu işi yayacaklar. Seçimden sonra da bu işi unutturacaklar gibi bir bakış açısı var. Dün de Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Mart'ta maaşlar yatacak diye. Siz sokakta bu konuda gelen eleştiri mi var, teşekkürler mi var, ne görüyorsunuz? Büyük bir takdir var. Bunu söyleyen muhalefet de aslında 2018 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim sonrasında yapacaklarını anlattığı bir videoyu genç bir arkadaşım sosyal medyada yayınladı. Belki görmüşsünüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımız ne söylediyse köprü yapacağına, daha sonrasındaki atılacak adımlara, milli gelirle alakalı duruma, bunların her biriyle alakalı söylemleri bu 5 sene içerisinde zaten hayata geçirilmiş. Bununla ilgili adımlar atılmış ya da tamamlanmış. Şimdi EYT ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrasında hiç kimsenin bunun hayata geçirilip geçirilmeyeceği ile alakalı bir tereddütü yok. Çünkü bu zamana kadar AK Parti teşkilatları Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamış olduğu bütün projelerle alakalı yoğun bir çalışma üzerine bunları hayata geçirdi. Bugün bu bahsedilen EYT ile 2,5 milyon insanın bir sorunu çözüldü ve bu çözülen sorun tabii ki muhalefet için bir sorun haline geldi. Çünkü onlar buradan kendilerince bir fırsat oluşturuyorlardı ve Güzel siyasetini bir bunun üzerinden kuruyorlardı. siyaset yürüyordu bunun üzerinden. EYT konusu Onların iyi. elindeki bu koz Güzel. alınmış oldu, evet. Ve şimdi de Mart'a kadar bunun sürüncemede kalacağını ya da seçim sonrasına kadar sürüncemede kalacağını söyleyerek aslında yine birilerinin ne sevimli görünmeye çalışıyorlar. Ama İsmail Bey burada şunu da söylemek lazım. Buna benzer bir açıklama mesela Ayasofya ile ilgili yapılmıştı hatırlarsınız. Muhalefet liderlerinin tamamı bunun olmayacağını, olamayacağını, Tayyip Bey'in bunu yapamayacağını falan söylemişlerdi canlı yayınlarda. Şimdi videolar var, kasetler var. Açıp bakıldığında bu açıklamaları sorulduğunda topu taca atıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız onu da hayata geçirdi ve bunu da EYT'yi de hayata geçirecek. Bununla alakalı hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Asgari ücret 8.506 TL olarak açıklandı ama asgari ücretin açıklanmasıyla vatandaşta şöyle bir tedirginlik var. Ya tamam, ücret güzel ama bir bu
Ücret elimize geçmeden yine fiyatlara, ürünlere zam yapılacak ve elimizde yine hiçbir şey kalmayacak gibi bir durum söz konusu. Sokakta vatandaş, siz sonuçta ilçe başkanı olarak yoğun bir şekilde vatandaşın arasındasınız, takip de ediyoruz. Bu konuda size eleştiri geliyor mu yoksa teşekkür mü ediyor? Henüz maaşlarını almış değil de Şubat'ta Bakın, alacaklar. enflasyonla alakalı herkesin gördüğü bir gerçek var. Enflasyon diye bir şey var. Ama enflasyonun karşısında enflasyondan daha güçlü bir artışla çalışanın memnun edildiği bir ortam da var. Bugün resmi rakamlar %80'lerin üzerinde, işte %90'a yakın artışlardan bahsetti. Ama bugün emekli maaşı, asgari ücret maaşı 4.200 lirayken 8.500'ün üzerine çıktı. Yani %100'ün üzerinde bir artış var. Bu piyasaya yansıyor mu? Piyasayla alakalı da biliyorsunuz Ticaret Bakanımız zincir mağazaların tamamıyla bir toplantı yaptı. Ve bu mağazaların CEO'ları, genel müdürleri açıklama yaptılar ve dediler ki kimisi 1 ay, kimisi 3 ay boyunca 1000 ürün, 3000 ürün üzerinde taahhüt vererek fiyat artışı yapmayacaklarını söylediler. Şimdi ortada böyle bir çalışma, hem maaşla alakalı artışlar, gelirle alakalı artışlar varken öbür taraftan da maaşlı çalışanların maaşının erimemesi için Ticaret Bakanlığı üzerinden yürütülen bu tür çalışmalar var. Yine ilk evin projesi, insanların çok daha rahat ev sahibi olabilmesi için atılan bir adım. İlk iş yerin projesi, yine çok rahat iş sahibi olabilmesi açısından atılan adımlar var. Ve vatandaşımız da bunları görüyor. Ve bunun dışında da aslında vatandaşımız şunu da görüyor. Yine bu 6-7 ay önceki tablodan bahsedecek olursak, muhalefet partileri bir araya gelip de Türkiye'nin sorunlarını biz çözeriz diye ortaya çıktıklarında insanlar acaba ne vaat ediyorlar diye takip ettiler. Ama gelinen şu aşamada bırakın ülkeyi yönetmeyi, kendi içerisinde bulundukları o ittifak grubunu dahi yönetemeyen 6 tane genel başkan var. Ve her gün, her akşam birbirleriyle tartışıp ya aba altından sopa gösterdikleri ya üstü kapalı tehdit ettikleri, biz çekilirsek masa dağılır dedikleri bir ortam var. Şimdi daha ülkeyi yönetmek için kimseden yetki almamışken masayı yönetemeyen bu altı masanın yarın bir gün memleketi de yönetemeyeceğini, memleketi de bir krize, kaosa sürükleyeceğini aklı başında, aklı selim herkes görüyor. Hatta şöyle kronik seçmen dahi, muhalefet seçmeni dahi bu durumun farkında. Biliyorsunuz sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında işte aday olma, aday olma, aday olma. Kendi içlerindeki kavgadan bahsediyorum. Yani bugün çıkıp da bu altılı masadaki siyasi liderler herhangi bir politika ile alakalı başkaca bir öneride bulunmadıkları gibi sorun olarak gördükleri şeylerle alakalı da bir çözüm haritası zaten ortaya koymuyorlar. Ortaya koydukları tek şey kendi içlerindeki bakanlık pazarlığı, kendi içlerindeki kurumlar bölüşme pazarlığı ve %1 mi daha büyük, %25 mi daha büyük kavgası. Yani bunlardan ne memlekete ne kendi bulundukları ittifaka bir fayda gelmez. Emin misiniz gelmeyeceğinizden? Yani siz sahada nasıl bir hava hissediyorsunuz? Biz bütün kesimlerle biliyorsunuz gazetecilik mesleği gereği görüşüyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle muhalif kesim iktidara güle güle diyeceklerini, bu seçimde çok inandıklarını söylüyorlar ve sizin son döneminiz olduğunu söylüyor. Ama siz de diyorsunuz ki altı masa kendi içerisinde anlaşamayacak. Sonuç ne olacak? Altı masa dağılacak mı? Yoksa güçlü bir aday gösterip Aslına sizi bakarsanız altılı zorlayacaklar mı? masa şu an bence dağılmış pozisyonda. Yani her akşam farklı genel başkanların farklı kanallarda birbirlerinin söylediklerini yalanlayan açıklamalar yapıyor olması, birbirinin söyledikleriyle çelişen açıklamalar yapıyor olması aslında orada bir disiplin olmadığını da gösteriyor. Bakın çok 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 uzun zamandır ittifak kurulduğundan beri Cumhur İttifakı ile ilgili söylüyorum. Herhangi bir tartışma duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bir ittifakı sefer oldu herhalde. ilkesel bir ittifak. Yani değerler üzerine kurulmuş bir ittifak. Memleketin değerleri ve memleketin geleceği üzerine kurulmuş bir ittifak. Diğer taraftaki kurulan ittifak, bu ittifakı nasıl deviririz ittifakı? Yani ortada bir amaçsal bir ortaklık var. O da sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında bulunmaları. Bunun dışında memleketin herhangi bir sorunuyla alakalı aynı söylemi geliştirdiklerini hiç gördünüz mü? Bugün Söylemden daha ziyade yani herkesin işte hoşuna gidecek geniş ifadeler, adalet, demokrasi, kalkınmışlık, bunları her siyasi bunların parti hiçbiriyle ilgili bir pratik çözüm önerileri yok. yok. Ve Duymadım ben kendilerini. çok köklü meselelerle alakalı, çok önemli meselelerle alakalı da hep bir söylem ayrılığı içerisindeler. Bugün Suriye politikası ile alakalı
CHP ve Gelecek Partisi farklı düşünüyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi ile alakalı İyi Parti ve Saadet Partisi farklı düşünüyor. Bugün HDP konusuyla ilgili yine İyi Parti ve Deva Partisi, CHP farklı düşünüyor. Şimdi bu kadar köklü meselelerle alakalı, bu kadar derin görüş ayrılıklarının ve siyasi söylem farklılıklarının olduğu bir ortamda ülkeyi nasıl yönetecekler? Hangi anlayış, hangi söylem Türkiye'yi yönetmeye talip? Daha bu bile belli değil. Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile alakalı biliyorsunuz, diyorlar ki biz daha adayı konuşmaya başlamadık. Yani evet. Şurada seçime 3-4 aylık bir zaman kaldı. Adayı konuşmaya başlamadıysanız bu kadar sürede ne yaptınız? Aslında bu da doğru değil. Adayı tabii ki konuştular ama aday konusunda bir uzlaşı sağlanmadı. Aday konusunda bir mutabakat olmayınca da dışarıya tabii bunu söylemek gerekiyor. Aday konusunu konuşmadık. He, konuştular diyorsunuz yani bu kadar toplantıda mutlaka konuşulmuş. Konuşmadılarsa daha büyük problem. Bugün kahvehanelerde, berberlerde insanlar gittikleri esnaf sohbetlerinde hiç siyasetin içerisinde değillerse bile birinci gündem Cumhurbaşkanlığı seçimi ve kimin burada muhalefetin adayı olacağı konusundaysa oradaki o altılı masanın bu isimleri konuşmamış olması en basit ifadeyle eksiklik olur. Sizce kim olur? Yani kimi gösterebilirler? Yani kimi gösterebilirler? Kılıçdaroğlu aday olmak için zaten billboardlarda, işte afişlerde mesaj veriyor. Sizin yani bu diyelim ki alternatif adaylar, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, işte Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş gibi isimlere karşı bir anket çalışmalarınız oluyor mu? Bu isimler aday gösterildiğinde kazanma şansınız nedir? Bunları yaptırıyor musunuz Kayseri genelde? Yani genel merkez bununla ilgili mutlaka çalışması vardır ve şunu biliyoruz. Sizin kim sorumluluk alanınız değil yani. Evet, kim aday olursa olsun Cumhurbaşkanımızın çok rahat bir şekilde biz seçimi kazanacağına inanıyoruz. Ama bu ekonomik sıkıntı da işiniz kolay değil diye düşünüyorum. Şimdi ekonomik bir problemin olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız da bütün toplantılarında enflasyon şu an tekrar yatay seviyeye geldi ve buradan aşağı doğru inecek inşallah. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu kabul edip bir çözüm yolu üzerine büyük bir çaba ve çalışma içerisindeyken, vatandaş bunu görür, takdir ederken, siz gazeteci olarak bilmiyorum aynı fikirde misiniz ama muhalefet partilerinin bununla ilgili bir çözüm yöntemine şahit oldunuz mu? Ben şahit olmadım. Yani biz ekonomiyi şöyle 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 yaparak enflasyonu tek haneye düşünürüz. Ben böyle bir şey duymadım. Yani vatandaşın durum tespitine ihtiyacı yok. Vatandaşın güçlü bir lidere ve gerçekten dirayetli bir ittifaka ihtiyacı var. Siyasi kadroya ihtiyacı var. Bu da Cumhur İttifakı'nda. Siz diktatörlük mü var AK Parti'de ya da Türkiye'nin başında? Böyle. Tek adam yönetimi derken aslında sanki onu ima ediyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Diktatör dedikleri ülkede Cumhurbaşkanı'na hakaret edecekler. Hakaret ettiği davalardan beraat alacaklar. Hatta sosyal medyadan örgütlenip her türlü o faaliyetin, o insanları algı oluşturmaya yönelik çirkin tavırların içerisine girecekler ve hukuki zemindeki mücadeleyi biliyorlar. Şimdi böyle bir ortamda diktatörlük falan demek ahlaksızlık, başka bir şey değil ve bununla alakalı aslında kimlerin sözcülüğünü yaptıklarını, bunu söyleyenlerin de yakın zamanda hepimiz gördük. Yurt dışında Avrupa ülkelerinde terör örgütü propagandası yapanlar da aynı söylemi dile getiriyor. Ve onlar bu aynı söylemi dile getirirken de muhalefetten biz şunu bekleriz. Bir siyasetçi olarak değil, bir vatandaş olarak ben şunu beklerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı yurt dışında bu saldırılara karşı kendisinin koruması ve kendisinin bu saldırılara karşı bir söylem geliştirmesi lazımken tam aksine bu saldırılara vesile olanların söylemlerini Türkiye'de ne yazık ki sözcülüğünü yapıyor. Evet, biliyorsunuz CHP ile devam etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlarından Nuşirevan Elçi bir televizyona şey vermişti, röportaj vermişti. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman basın toplantılarında bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı, diğer tarafta ya da filama nasıl adlandırılıyor şu an ifade edemedim. Diğer tarafta Türk bayrağı vardı. Nuşirevan elçinin röportajı esnasında o bayrak oradan kaldırıldı, Türk bayrağı, ve yapılan açıklamada televizyonun bu bayrağı kaldırdığını ve kendisinin ya da partilerin bu konudan habersiz olduğunu söyledi. Diyelim ki ben geldim AK Parti il başkanlığına röportaj veriyorum. Orada bayrakları kaldırdım.
PKK paşavrasını oraya astım. Sizin haberiniz olmaz mı? Ya burada kendi grup başkan vekilleri, parti sözcüleri dahi orada bir bayrak mı varmış ki gibi anlamlandırılmayacak bir yorum yaptı. Ama bu aslında çok şaşırılacak bir şey değil İsmail Bey. Biliyorsunuz bazı şehirlerde miting yaparlarken Türk bayraksız miting yaptılar. Bunun rahatsızlık oluşturacağını düşündükleri için. İşte benim tam da söylemek istediğim şey bu. Aslında Hakkari mesela, Hakkari mitingi. bir söylem birliği yok. Aynı ittifakın içerisinde zaten söylem birliği yok ama aynı siyasi parti içerisinde dahi söylem birliği yok. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ulusalcılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde HDP'ye yakın bir kesim var. Muhafazakarlara düşman, Jacoben bir anlayışı var. Şimdi Atatürkçü olduğunu söyleyen bir anlayış var. Ama gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir vatanperver, Kuvayi Milliyeci, hani kendilerinin Kuvayi Milliyeci olduğunu söyleyen de bir kesim var ya orada. Böyle bir şeye müsaade edebilir mi? Türkiye Mümkün değil. Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda kuruluşa giden yolundaki o Kuvayi Milliye'nin mücadelesiyle şimdi kendi tavırlarını örtüştürmeye çalışan muhalefet partisinin kendi içerisindeki bu dağılmışlığı, bölünmüşlüğü zaten seçmeler nezdinde de güvenilmeyen bir tablo oluşturuyor. Bunun kendileri de zaten farkında. Evet, tabii ki son olarak muhalefetle alakalı bir sorumu sorayım, sonra AK Parti'ye geçmek isterim. Aslında AK Parti'nin önemli bakanlarından birisiydi Ali Babacan. Ve Ali Babacan yollarını ayırdıktan sonra bugün Deva Partisi Genel Başkanı olarak görevini yapıyor. Zaman zaman çıkışları, yani ben kendi adıma söylüyorum, gerçekten kınıyorum bu çıkışları. Siz nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Yani anayasadan Türk ifadesinin çıkartılmasını ve Türk milletinin yeniden tanım yapılmasını tartışmayı açabiliriz diyor. Yine bugün yani hani Selçuk Bayraktar, Baykar ailesinin dünyada söz ettiren bir gelişimi var. Kızıl Elmas'ından, TG2'lerden, işte Bayraktarlardan vesaire. Yani savunma sanayinde, silah sanayinde savaş yöntemlerini değiştiren, çığır açan bir şey var. Dünya savaş tarihini değiştiren teknolojisi var. Türkiye bu noktaya kolay kolay gelmedi. Bunlara yönelik bütün devletin kaynakları Baykar ailesine gidiyor gibi isim vermeden burayı eleştiriyor. AK Parti içerisinde bu kadar yıl siyaset yapıp da bu kadar yani o dönemde de vardı Baykar ailesi. Şimdi neden bu tarz siyaset yapılıyor? Türk ifadesi neyi rahatsız ediyor? HDP'ye mi göz kırpıyor, merak ettim. Burada şöyle başlayalım isterseniz. Milli teknoloji hamlesi başlatıldığında ne yazık ki şöyle bir algı vardı. Bize otomobil yaptırmazlar, bize tank yaptırmazlar, bize tüfek yaptırmazlar. Yani bir yaptırmazlar kompleksi vardı ne yazık ki. Ama AK Parti iktidarında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Selçuk Bayraktar'ın önderliğinde bu konu tüm dünya tarafından takdirle ve biraz da korkuyla izlenir bir hale geldi. Takdirle izleniyor çünkü gerçekten büyük bir orada başarı var. Ama korkuyla izleniyor çünkü onların teknolojilerine artık ihtiyaç Geride yok. bıraktı. Şimdi böyle bir tabloda aslında milli siyaset yapan herkesin bu konuda siyaset üstü bakıp birleşmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu bile bu kadar sert Onu söylemedi. söyleyeceğim. Şimdi asıl ana muhalefetin dahi bu kadar öfkeyle bakamadığı, belki öfke hissettiği ama seçim kaygısıyla dile getiremediği şu ortamda sanırım birilerine göz kırpmak adına, birilerinin oyunu almak adına, belki bu altılı masada bir boşluk oluşur, ben aday olurum düşüncesiyle bir söylem farklılığına gitmeye başladılar son zamanda. Ama kime göz kırparlarsa kırpsınlar. Bu ülkede işte yıllarca siyaset yapmış, kendisi de şunu çok iyi biliyordur. Milli meselelerle alakalı karşı tarafın yanında yer alırsa ne vatandaş tarafından takdir edilir, ne de o beklediği ilgiyi alır. Ne olur? En sonunda muhafazakar veya bize de bakanlık yaptı, hoşgörüsüyle bakan insanlar bile sizin gibi kınayarak nefretle bakar bu söylemlere. Bu söylemlerin ben siyaseten strateji olduğunu düşünüyorum ve birilerine göz kırpıyor. Göz kırptığı yerlerde de muhtemelen dediğim gibi masadaki bir boşluk sonrasında aday olma düncesi var. Bu amaçla yapılmış sözler. Seçim tarihi ne zaman, size bir talimat geldi mi? Atıyorum Mayıs'a mı hazırlanın dediler,
insanın sonuna mı dediler, böyle bir tarih geldi Yani mi? biz bahar ayı içerisinde seçim olacak gibi bekleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Haziran ayından daha geride olacağını söyledi. Dün Sayın Devlet Bahçeli yine konuşmasında bunu söyledi. Yani bahar ayında olacak bu ama 6 Nisan sonrasında olacak. Görüntü bu. Yani Mayıs ayında olacak gibi 6 bir beklenti Nisan'dan var. önce olmaz mı? Yani bir sene öncesindeki şu anayasa değişiklikleriyle alakalı. Şöyle yani MHP'nin baraj altında %7'nin altında kalıyor gibi söylemler var. Bilemem tabii ki, ben anketçi Ben değilim hani vesaire. ona çok itibar Yani etmiyorum hani ankete, evet. birlikte ittifak içerisine girersek eski sisteme göre MHP'de meclise girer gibi düşünülüp erken seçime bu şekilde yani Nisan ayından 6 Nisan'dan önce gidilebilir mi? Ben MHP'nin bir baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ve 6 Nisan'dan önce seçim olacağını da sanmıyorum. 6 Nisan'dan sonra olacak gibi görünüyor. Çünkü partimizin işte kurmayları, sözcülerimiz de bu şekliyle açıklamalar yaptılar. Yani Mayıs gibi herhalde görüntü öyle. Yani görülen o. Bu sandıkta milletvekilini seçeceğiz, cumhurbaşkanını seçeceğiz. Evet. Başörtüsü de referandum olarak bu seçimin içine dahil edilebilir mi o? Burada biliyorsunuz muhalefet partilerinden randevu istendi. Aslında olay CHP'nin gol atmak için çıktığı bir yolda bilmediği bir konuyla alakalı böylesine prim yapmaya çalıştığında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuların her birinin ustası. Bu zamana kadar evet bu ülkede böyle bir sorun vardı ama uzunca bir süredir AK Parti iktidarında başörtülü valiler, hakimler, avukatlar, kamu görevlileri, öğrenciler, üniversite öğrencileri hiçbir sorun yaşamıyor. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir sorun yokken muhafazakar seçmenden oy almak için böyle bir adım attılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman gelin anayasa değişikliği yapalım. Hodri meydan dedi. Ama öyle deyince bir karşı taraf ne yapacağını bilemedi ve kendi seçmenleri dahi sosyal medyada bilmediğin konulara girme falan şeklinde tartışma başlattı. Şimdi özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Partinin yönetim kadrosu, muhalefet partileri için, özellikle ana muhalefet partisi için söylüyorum. Yönetim kadrosu yukarıda bazı şeylerin düşünmedikleri gibi söylemeleri gerektiğini biliyorlar. Oy almak için, şirin görünmek için bir şeyler söylemeleri gerekiyor. Bunu yaparken de kendi tabanlarını dahi ikna edemiyorlar. Kendi tabanları diyor ki biz AK Partileşeceksek niye muhalefetiz? Biz AK Partileşeceksek türbanların hakkını savunacaksak niye böyleyiz? Yani burada ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir kısım seçmen diyeyim, bir kısım seçmen yukarıdaki insanların o takiyesine dahi müsaade etmeyecek kadar radikal. O radikal anlayış da aslında bu ülkeye çok zaman kaybettirdi. Bu ülkeye çok büyük kayıplar verdirdi. Yani radikal olarak bu memlekette hiçbir sorun çözülmedi, çözülmez. Bu saatten sonra gerçekten samimilerse Sayın Cumhurbaşkanımızın ve grup başkan vekillerimizin hazırlamış oldukları bu yasayla alakalı, anayasa değişikliğiyle alakalı bir adım atarlar ve bu sorun zaten şu an gündemde değil, ebediyen rafa kalkmış olur. Bu süreçte HDP ile bir görüşme oldu AK Parti'nin. AK Parti bakış açısı HDP PKK gibi bakıyor ya da siyasi uzantısı gibi diye bakıyor. Siz bu görüşmeyi PKK ile mi yaptınız? PKK ile görüşme mi bu başörtüsü konusunda destek istemek? Yani bu kadar eleştirirken, bu kadar ses sözler kullanırken niye HDP'nin kapısına gittiniz? HDP en nihayetinde grubu olan bir siyasi parti. Ama öyle söylemiyorsunuz. Grubu olan bir siyasi partiden grup başkan vekilleri aracılığıyla randevu alınmış ve bir yasa değişikliğiyle alakalı görüşülmüş. Ha bu görüşme yapılmasa da grubu olan bir partiyi yok sayıyorsunuz, eleştirileri oluyor. Genel merkez böyle bir karar almış, böyle takdir etmiş ve ben bunda yanlış Rahatsız olduğunu oldunuz düşünmüyorum. mu siz? Ben rahatsız olmadım ama daha sonrasındaki süreçte biliyorsunuz muhalefet partileri randevu vermeme yolunu seçti. Ve randevu vermeme yolunu seçtikleri bu ortamda da demek ki çözüme onlarla gidilemeyeceğini düşündüm. Nasıl gideceksiniz? Referanduma mı Yani belli bir gidecek? sayı var biliyorsunuz. Eğer o 400 değil sayı mi? ulaşılırsa, 400'e ulaşılırsa referandum olabilir tabii. 400'e ulaşma ihtimali olur mu? Olabilir. Yani mevcut aritmetikte bu çok mümkün görünmüyor tabii. Yani mevcut aritmetikte bu mümkün görünmüyor ama bu konuyla alakalı da yakın zamanda muhalefet liderleri yine metne bir bakıp belki ona göre bir yol çizeriz falan dediler. Yani seçim öncesinde kapıyı da tam kapatmak istemiyorlar. O konunun daha netleşmediğini biliyorum. AK Parti'de seçim süreci başladı herhalde, Tabii. istifa süreci.
Şu ana kadar bazı isimler duyduk ama resmi olarak istifa ettikleri önümüze düşmedi haber olarak. Ne konuşuyorsunuz? Kimler milletvekili adayı olacak AK Parti yönetiminden? AK Parti yönetimlerine geçen çarşamba itibariyle milletvekilliği adaylığı için teşkilatlarda görev alanların istifası ile ilgili bir süreç başladı. Ama bununla alakalı takvim biraz da şehirlerin alfabetik sırasına göre işliyor sanırım. Görüşmeler 3-4 il başkanının istifa ettiğini biliyoruz. Ama burada süreç nasıl işleyecek, burada kimler istifa edecek bilmiyorum. Kamuoyunda konuşulan isimler var ama onlarla ilgili de şu an resmi yapılmış bir istifa beyanı ya da sözlü olarak istifa etmeyi düşündüklerine dair bir açıklama olmadı. Kamuoyunda konuşulan böyle bir durum var. Muhtemelen kamuoyunda konuşuluyor olmasının sebebi de kendi dar çerçevelerinde haber olmayacak şekliyle bu açıklamaları yapıyorlar. O yüzden hani ben böyle bir niyetim olmadığı için böyle bir konuşmanın içerisinde değilim. Ama bazı teşkilattaki görev yapan arkadaşlarımız isimleri geçiyor. Teşkilattan birilerinin vekil olmasından da memnuniyet duyarız. Kim o birileri? İsimleri geçen siz yazıyorsunuz. Biz sizin yazdıklarınızdan biliyoruz. Siz isimsiniz sorun öyle söyleyelim. Peki, isimleri biz söyledik. Yani Sayın Şaban Çoburoğlu, Sayın Emine Timuçin, yine Sayın Hüseyin Okan'dan bu konuda adımlar olduğu konusunda bilgi sahibiz ya da niyetlerin olduğu. Peki böyle bir durumda siz üçüncü kattasınız değil mi? Yani 6, 7, 8, 9. katlara geçecek misiniz? Yani Parti şu an hani neyi sormak istediğinizi ben anlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşların teşkilatla ilgili arkadaşların milletvekilliği aday adaylığı ya da adaylığıyla ilgili Sayın Başkanımızın, İl Başkanımızın aday adaylığıyla ilgili süreçte bir resmiyet yok. Ama ben hani bir teşkilatta büyümüş bir teşkilat mensubu, bir ilçe başkanı olarak yani 2008'de gençlik kollarına girdim, 2023'e girdik. Yani yaklaşık işte 14-15 sene olmuş. Kesintisiz hep teşkilatlarda görev yapmış bir ilçe başkanı olarak şunu biliyorum. Teşkilatta böyle bir beklenti, böyle bir özlem var. Yani teşkilat içerisinden birinin, Sizin adına mı yoksa hayır, milletvekili? teşkilatın içerisindeki bir teşkilat başkanının, teşkilatla alakalı emek sarf etmiş birinin, teşkilatı temsil etmiş birinin milletvekili adayı olması, milletvekili olması noktasında bir beklenti var. Bu pek de tabii bir şey zaten. Evet. Yani Bugüne kadar da olmadı. bu sebeple Sayın ben, Mustafa Elitaş hariç herhalde kurucu il evet, başkanı bu mı? sebeple adı geçen başkanlarımızın milletvekili olmasından ben memnuniyet duyarım. Bizim onların milletvekili olduğu ortamda, onların aday olduğu ortamda teşkilat mensubu olarak dediğim gibi memnuniyet duyarım. Ama bununla alakalı nihayet karar genel merkezimiz verecektir. Ve genel merkezimizin verdiği karar da bizler için bu parti disiplini de gereği tartışması şekilde kabul edilir. İsimler noktasında büyük kavgalar olmaz bizde. Kavga olan il başkanlıkları var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Epey bir kavga çıktı. Hala da net resmi bir sanki açıklama yapılmış değil. Adil Demir'in il başkanı olması konusunda. Sizde de böyle kavga çıkar mı? Bizde elhamdülillah bu zamana kadar hiçbir makam için böyle bir tartışma, kavga olmadı. Yani ana muhalefet partisinde Kayseri'de yaşanan bu mevzu sadece Kayseri'ye özgü değil biliyorsunuz. Ama burada şöyle bir algı oluştu. Erken kalkan il başkanı oluyor gibi bir görüntü oluştu. Ben en son il başkanının kim olduğunu açıkçası çünkü bir değişti gitti geldi tekrar oylama oldu. Ve sonrasında sayın genel başkanlar üzerinden bir atama oldu. Bu kesin bir atama mıdır? Ondan emin değilim ama Fotoğraf verdi de atama yapıldığını duymadım. yani böyle bir süreç var. AK Parti'de böyle bir tablo olmaz elhamdülillah. Yani siz de dediler ki Gökhan Ülke emeğine sağlık ilçe başkanı olarak görev bir başka arkadaşa devam ettireceğiz. Hiç Seni anımızı de herhangi bir göreve Hiç atamıyoruz. anımızı kırıştırmayız. Teşkilatımıza da bu zamana kadar biraz emeğimiz olduysa hakkımız sonuna kadar helaldir. Onlardan da helallik ister, kucaklaşır ayrılırız. Biz de öyle kavga, gürültü, bir mevki, makam için büyük kavgalar olmaz. Büyük kavgalar değil, kavgalar olmaz. Sayın Palancıoğlu'yla geçinemiyormuşsunuz, öyle duydum. Doğru mu? Muhtemelen bu kinayedir. Biz bazen şey yapıyoruz, nazar duası okutturuyoruz. Belki en iyi anlaşan belediye başkanı ve ilçe başkanlarından biriyizdir Türkiye'de. Çok şükür. Başkanın performansı nasıl değerlendiriyor musunuz? Başkanımızın Yani Sayın performansı da Başkan'ın
2018 miydi, 2019 mu, seçim tarihlerini de karıştırdım. 2019 yerel seçim. 2019 yerel seçimlerinde projelerin olduğu bir broşür vesaire vardı. Bunlara göre baktığınızda başkana performansını nasıl Oturup değerlendiriyorsunuz, beraber üstüne o mi gelir? takvimi de görüşüyoruz. 2023'te bitirmeyi planladığı birçok şey 2022'de bitti zaten. Ya da temeli atıldı. 2023'te ÇES arkanlar var. Onlarla alakalı da yine toplu açılış törenleri yapılacaktır. Ama Ankara'dan gelen, Kayseri'ye gelen vekillerimiz olsun, bakanlarımız olsun. Onlar da artık şöyle bir algı oldu. Her hafta sonu mutlaka Sayın Palancıoğlu Başkanımızın ve Melikgazi Belediye'mizin ya bir açılışı var ya temel atması var. Yakın zamanda şunu konuştuk yine başkanımızla. Ya çok fazla temel atılıyor, çok fazla açılış yapılıyor. Bu da bir süre sonra o organizasyonu algıyı azaltabilir. Bunun için farklı formatlar belirleyeceğiz ama Sayın Başkanımız çok şükür vaatlerinin, o kitapçığındaki vaat ettiği şeylerin, projelerin tamamını hayata geçirdi ya da 2023'te hayata geçecek bir kısmı. Seçim satında siz nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Diyelim ki seçim startı verildi. Muhtemelen yani öyle havalar inşallah kar yağar da sonuçta karlı bir ortamda bu propagandalar yürüyecek. Genel manada kış mevsimiyle alakalı bir durum ortaya çıkacak. Bir stratejiniz var mı? Ya bunu SKM'miz, yani Seçim Koordinasyon Merkezi, sürekli koordinasyon merkezi dediğimiz teşkilat birimi planlayacak ama daha öncesindeki Ramazan'a gelen dönemlerde şöyle çalışmalar yürütmüştük biz. Biliyorsunuz Ramazan ayında sahura kadar insanlar ayakta oluyor, Dışarıda. dışarıda oluyor. Hatta böyle sahur sebebiyle işte dışarılardaki restoranlarda işte kalabalıklar oluyor. İnsanlar aileleriyle dışarıda etkinlikler yapıyor falan derken sabah programlar olur. Ama sabah yapılan programlardan daha yoğunu iftar ve iftar sonrasında sahura kadar devam eder. Yani burada teşkilatın çalışma motivasyonu da şöyle oluyor. Bizler bütün mahallelere dağılmış teşkilat örgütleri olarak çalışıyoruz. Yani teşkilatımızın bu mesela Melikgazi için söylüyorum. 58 mahallenin tamamında mahalle başkanları, sandık başkanları ve mahalle koordinatörleri olması sebebiyle belki benim ilçe başkanı olarak ya da belediye başkanımızın ya da vekil adaylarımızın aynı anda her yerde olması mümkün değil. Ama bir dağılım yapılıyor ve her akşam bir yerde bir faaliyet, bir çalışma yapılıyor. Güzel organizasyonlu bir partisiniz dediğiniz gibi. Her mahalleye her şekilde ulaşabiliyorsunuz. Evet. Gezmediğiniz yer var mı? Yani Melikgazi'de gitmediğiniz bir mahallesi ya da köyü. ben 2017 senesinde ilçe başkanı olarak seçildim. 6 sene olmuştur. Birçok yere birden fazla gittim zaten. Gitmediğimiz yerde yoktur. Peki program sonuna geldik. Eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz bir şey varsa alıp bitirelim hocam. Teşekkürler. Son zamanlarda siz de çok bu anlamda Kayseri'de gündem oldunuz. Biz de size teşekkür edelim. Kayserimiz Anladım. adına güzel bir ödül aldınız Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Bir süredir de bununla alakalı tebrik Evet, için ziyaret. gelenler oluyor. Biz de zaten tebrik için ayrıyeten geldik. Ama buradan da ekranlar önünde de bu tebriği iletmiş olalım. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, AK Parti Melikgazi ilçe başkanı Sayın Gökhan Ülke'yi ağırladı kendisiyle. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz olduğunca bazı konuları değerlendirme fırsatı elde ettik. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.